Vedat Eltemur 3 yıl önce ikinci evliliğini yaptı. İkinci baharında huzuru bulmayı umuyordu ancak elinde avucunda ne varsa kaybetti. Karısı hiç beklemediği bir anda onu terk etti. Giderken de evdeki tüm eşyayı götürdü. Evi bomboş bulan talihsiz adam hırsız girdi sandı. Ancak asıl şoku gerçeği öğrenince yaşadı. Şimdi bardak bile yok yani. Şuraya, bu buyurun. Buyurun da altların içine bakın. 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 Bakın içinde bir şey kalmamış yani. Tuvalet kağıdı bile bırakmamışlar. Şuraya bomboş bak, bomboş. Eve girdiğinde tek bir eşya bile yoktu. Önce hırsız sandı ancak ilk şoku atlattıktan sonra düşüncesi değişti. İddiasına göre evi boşaltan karısıydı. 3 yıl önce evlendiği ikinci eşi geride çöpleri bir de resmini bıraktı. Bir de yani kinayeli bir şekilde bana fotoğrafını bırakmış burada efendime söyleyeyim. Çöpleri bırakmış da böyle bak görüyorsunuz yani neler kalmış yani. Emekli Vedat Eltemur 60 yaşında. 3 yıl önce ikinci kez nikah masasına oturdu. Eltemur'a göre karısıyla bir sorunları yoktu. Hatta ikili gayet mutluydu. Sabahleyin kalktı eşim hayatım ben Kemeraltı'na bayramlık alışveriş yapacağım diye izin istedi benden. Para istedi benden. Parasını da verdim eline. Eşi Urla'daki yazlıktan İzmir merkezdeki evlerine geldi. İddiaya göre niyeti alışveriş yapmak değil, eşyaları kaçırmaktı. Yazlığa dönmek istemeyince Eltemur şüphelendi. Merak ettim, eşimi aradım. Telefonla hayatım neredesin falan dedim. O da bana dedi ki ben bu akşam gelmeyeceğim dedi. 10 dakikada İzmir'e geldim. Evin kapısını açtığımda evin boş olduğunu, boşalmış olduğunu gördüm. İlk başta hırsız zannettim ben. Ne karısı vardı ortada ne de evdeki eşyaları. Başta eşinden şüphelenmedi. Bir tane teklik koltuk burada vardı. Bir tane sizin ayağınızın dibinde teklik koltuk vardı. 1000 liraya. Şurada bir büyük sehpa vardı yani. 2 kişi zor kaldırıyordu. Burada da televizyonumuz vardı. Polis karısına ulaştı. Eşyalarla birlikte Antalya'ya gittiği ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi ev tamamen boşalmış. Efendime söyleyeyim bir bardak dahi yok. İşte mutfak dolapları bomboş. Efendim salon bomboş. Avizeler efendim dibinden sökülmüş. Bunları çıkarmak istemişler ama çıkaramamışlar o fırını. Bir de dablonbazı çıkaramamışlar. Görüyorsunuz işte. Kavanozları dahi almış gitmiş. Evde sadece yaşlı adamın birkaç parça kıyafeti vardı. Yatağın üstünü almışlar. Dolaplarda da buyurun hiçbir şey kalmamış. 3-5 parça benim eşyalarımı bırakmışlar. İşte bir de yani kinayeli bir şekilde bana fotoğrafını bırakmış burada efendime söyleyeyim. Emekli Vedat Eltemur 30 bin lira değerindeki eşyayla evi terk eden karısına hem maddi hem de manevi dava açtı. Bana bir güvence deyip duruyordu. Ben de ona güvence olsun diye hiç olmazsa ben öldükten sonra çocuklarım onunla rahatsız etmesin diye bu evi ona bağışlamıştım. Şimdi tek arzusu var. O da eşyalarına geri kavuşmak. Devamlı biz böyledik yani ama buna rağmen bunu yaptı ya ben hayretler içinde kaldım yani.